Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte AOC'nin i2790PQU model monitörünü inceleyeceğiz. Evet. Full HD ve 27 inç bir monitör ama tasarımı gerçekten farklı. Evet. AOC 90 serisi monitörleriyle birlikte tasarımları yeniledi. Bu monitörde bu yeni tasarımı kullanıyor. Öncelikle bir çerçevelere bakalım. Yakından baktığımız zaman monitöre ne görüyoruz? Üç taraftan çerçevesiz bir tasarım görüyoruz acaba. Evet Ali. Edge to Edge displaylere ithaf eder gibi bir tasarım var monitörle. Telefonlarda olduğu gibi monitörlerde de bu çerçeve oranı gittikçe değişiyor. Tabii ki içerideki o siyah bantlar halen yerini koruyor. Çünkü imal ederken içeriden o kısmı henüz tamamen ortadan kaldıramıyor. Kesinlikle. Alt kısma baktığımız zaman alt kısmında da AOC'nin logosunu görüyoruz. Bu 90 serisi tasarımda Full HD çözünürlükte pek çok farklı model var. Bu da ailenin Full HD çözünürlükteki en üst modeli. Bunun üzerinde bir de 1440P'lik model var. Onlara da incelemenin ilerleyen kısmında kısaca değineceğiz. Monitörde ergonomik bir stand ve yuvarlak bir taban kullanılmış. Tabanın rengi de üst kısımdaki gibi titanyum grisi, gunmetal olarak da geçiyor. Metalik gri bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tasarımda kullanılan gri ve siyahın şık olduğunu belirtelim. Bu fiyat aralığında genellikle bu monitörün özellikle rekabet ettiği alana baktığımız zaman ofis ve ev monitörlerini görüyoruz acaba. Full HD 60 Hz monitörler oluyor. Bu monitörlerde de fiyat rekabet çok öne çıktığı için yıllardır tasarımda öyle ahım şahım bir değişiklik yapmıyorlar. Evet yani düz siyah monitörler piyano break yaygın olan modeller yıllardır hayatımızda. Eskiden beri evinde o tasarımdan sıkılan, değiştirmek isteyen kullanıcılar için çok güzel bir yenilik oluyor. Göze çarpan bir fark oluyor. Basit bir renk diyorsunuz ama burada Tek fark renk değil, klasik monitörlerdeki OSD tuşlara göre arka tarafta kullanılan bir de joystick var. Joystick uzun zamandan beri monitörlerde istediğimiz özelliklerden bir tanesi zira menüde dolaşmayı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Aynen sağ arka kısmı elinizi uzattığınızda buradaki joystick ile OSD'yi rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bu da günlük kullanımda pratik bir fark yaratıyor. Bu tür detaylar tasarımı tabii ki Porsche Design özel modellerinin seviyesine taşımıyor. Onlarda baktığın zaman tek bir tane böyle alüminyum ayak kablo yok. Onlar çok daha üst seviyeye kalıyor. Ama yine de AOC bu segmentte kullanıcıları düşünmüş ve monitörlerde pek görünmeyen bir renk getirmiş. Bu artı olarak dikkatimiz çekiyor. Tabii bu arada monitörün metal değil plastik kasaya sahip olduğunu da belirtelim. Arka taraftaki siyahlar, ön taraftaki griler birbirini tamamlıyor. Bu arada bu bahsettiğimiz Porsche modelini görmeyenler varsa da Teknopat.net'te ve makalede bununla ilgili bağlantıyı da koyduk. Oradan hemen bakabilirsiniz. Monitörün ergonomisine baktığımızda yüksekliğin ayarlanabilir olduğunu görüyoruz. Yine monitörü öne veya arkaya eğebilir. Benzer şekilde sağ veya sola da döndürebilirsiniz. Aynı zamanda 90 derece çevirerek pivot moduna da alabiliyoruz. Bu özellikle web tasarımda siteleri uzunlamasına görmek için kullanılıyor. Masaya sabitlemek isterseniz alt kısımda bir Kensington yuvası var. Stand ayağının arka boşluğunu da yine kabloları toplamakta kullanabiliyoruz. Bunlar tasarım detayları. Buna karşın kurumsal kullanım için VESA desteği de unutulmamış. Monitörün içerisinde 2 wattlık hoparlörler mevcut. Bu hoparlörler ofis kullanımı için uygun olsa da multimedya için harici hoparlörleri tercih etmekte fayda var. Aynen öyle. Kulaklık takmakta oynanırken her zaman fayda var. Şimdi esas görüntü kalitesi ve panel detaylarına geçelim. E2790 PQU IPS panel kullanıyor. IPS panelin temel avantajı geniş görüş açısı. Görüntüdeki renklerin canlılığı ve oturma pozisyonunun esnekliği hem çalışırken hem de eğlenirken kendisini gösteriyor. Yansıma önleyici kaplamada dış ışığı azaltıyor. Panel bine bir kontrast oranı ve 250 kandela 2 parlaklık sunuyor. Buna ek olarak 178 derece görüş açısı da mevcut. Evet %90'ın yüzde %100 sRGB renk gamutunun da kapsamında olduğunu belirtelim. 27 inç ekran özellikle geniş olmasıyla kullanıcının verimliliğini arttırıyor. Artık günümüzde evlerde de ofislerde de daha geniş ekranlar tercih ediliyor. Çünkü cep telefonları karşısında küçük ekranlar başında zaten gözlerimizi yeterince zorluyor. Evet. Uzaktan baktığımız zaman, ekip olarak baktığımız zaman geniş ekranın avantajı kendisini gösteriyor. Uzaktan film izlemeyi de mümkün hale getiriyor. Yakından izlerken de daha sinematik bir deneyim sunuyor. 27 inç geniş ekran pek çok kullanıcı için çok büyük, çok güzel bir yükseltme. Eskiden 18 inçlik, 20 inçlik monitörler evlerde yaygın kullanılıyordu. Onların çözünürlükleri Full HD değildi o artık upgrade zamanı gelen bilgisayarlar için 22, 24, 27 inç seçenekler çok daha cazip hale geldi. 27 inçe geçtiğiniz zaman genel olarak Full HD'de çıkacağınız en güzel, en maksimum çözünürlüklerden bir tanesi. Bunun üzerinde 32 inç seçenekler de var ama 27 inç daha tatlı bir noktada. Çünkü piksel yoğunluk oranı bu noktadan sonra biraz fazla düşmeye başlıyor. Oturma mesafesini ayarlamamız gerekiyor. Burada piksel aralığının 0.31 mm olduğunu kabaca söyleyebiliriz. Detaylı veriyi de zaten makalede paylaşıyoruz. Piksel yoğunluğu da 81 ppi yapıyor. Karşısına geçen ekranlar için normal kabul edilir bir değer. Yeni monitörler göz sağlığına da önem veriyor. AOC'nin bu modelde flicker free teknolojisi kullanarak üretiliyor. Bu bağımda monitörde titreme olmuyor. Aynı zamanda mavi ışık filtresi de mevcut. Daha önceki monitörlerdeki en büyük kötülüklerden daha doğrusu en büyük eksiklerden bir tanesi ışığı kıstığın zaman titremenin gittikçe artmasıydı. Evet. Yani gözlerin yorulmasın diye ışığı kısıyordun ama gözlerin aslında daha fazla yoruluyordu. O titreşimler beyni yoruyordu. Benzeri şekilde mavi ışık filtresi de bu yapılan araştırma sonucunda kullanıcıların uzun saatler boyunca metin dosyalarında çalışırken o canlı rengi aldığı zaman gözlerinin ve kafasının daha çok yorulduğunu gösteriyor. İkisi de kendisini kanıtlamış ve gittikçe yaygınlaşan teknolojiler olmaları gayet güzel. Merak edilen bir başka konu da tabii ki oyun performansı. Özellikle TN ile IPS paneller arası farklar burada ortaya çıkıyor. Eski nesil IPS panellerde oyun pek mümkün değildi. Fakat bu monitörde yeni nesil bir IPS panel var. Bu bandı 4 milisaniye tepki süresi 1080p 60 Hz yenileme ile birleşince oyun oynamayı mümkün kılıyor. Evet daha önceki IPS monitörlerde de oyun oynayabiliyordun ama ghosting ve kenarlarda oluşan o hayalet efektler seni rahatsız ediyordu. Bazı oyunlarda kenarda çok fazla bir çifte çizgi gibi bir şey görüyordun. O aslında hayaletlenmeydi. Çünkü piksellerin renk değiştirme süresi fazlasıyla uzundu. Benzeri bir şeyi eski nesil profesyonel monitörlerde de oyun oynamayı deneyenler görmüş, yaşamış mıştır. Ama 4 milisaniye 60 Hz dediğimiz gibi gayet iyi bir değer. Tabii ki oyunlarda çok daha yüksek performans istiyorsanız AOC'nin Agon serisine de bakabilirsiniz. Burada 1 milisaniye ve 144 Hz yenileme hızına sahip modeller mevcut. Evet, oyuncu ailesini Agon olarak ayırmışlar. Baktığımız zaman 90 serisi daha kurumsal ev multimedya kullanım. Böyle kullanıcı gruplarına göre ürün ailelerinde artık monitör üreticileri birbirinden ayırıyor. Tasarımı, portları, Hz'leri buna göre belirliyor. Kullanılan panellerin de tipleri değişiyor. Tabii ki IPS panelin en büyük avantajı özellikle filmlerde ortaya çıkıyor. Film izlemeye gelince oyunlar gibi canlı renkleri ve çok geniş görüş açısını bariz şekilde görüyoruz. Görüntü kalitesi burada kesinlikle yüksek. Ancak kalibrasyonlu değil monitör. Bu bağımda renk doğruluğu grafik tasarım için profesyonel serilerden uzak. Evet profesyonel serilerde özel olarak kalibrasyon yapılıyor. Ya da doğuştan daha doğrusu fabrika çıkışı olarak delta değerlerinin düşük olması sağlanıyor. Bu noktada kullanıcı kendisi kalibre ederek tabii ki performansı iyileştirebilir ama profesyonel seriyle her zaman son kullanım serisi arasında fark vardır. Onu da aldığımı çizelim. e 2790 pq portlarına baktığımızda VGA, HDMI ve DisplayPort bağlantılarını görüyoruz. Bunun yanında USB 3.0 çoklayıcı port da var. HDMI sürümü 1.4, Port ise 1.2 standartında. Zaten Full HD 1080p 60 Hz olduğu zaman bunun ötesindeki yeni nesil portlara da pek ihtiyacın olmuyor. Maliyeti gereksizleri arttırmaya gerek yok. Bazen soruluyor bu USB portları ne işe yarıyor diye. Bu USB portunun bir ucunu bilgisayara bağladığınız zaman tek bir USB 3.0 portunu 4 adet olarak çoğaltmış oluyorsunuz. Monitörden monitöre port sayısı değişebiliyor. Bir bakmanızda fayda var. Burada kullanıcı masasının üzerinde daha fazla port elde etmiş oluyor. Özellikle devamlı takılı duracak cihazlar için güzel ama cep telefonunun şarjını arka tarafa takıp çıkartayım derseniz erişmesi biraz zor. Buna ek monitörün içerisindeki dahili hoparlörleri kullanmak istemeyen kullanıcılar için cihazın üzerine bir de 3.3 mm ses çıkış portu mevcut. Kulaklığı buraya bağlayabilirsiniz ya da masaüstü hoparlörleri yakın konumda konumlandırma imkanınız var. Bunun haricinde bir de dikkat çeken detay doğrudan güç kablosunu monitöre bağlıyormamız olmamız harici bir adaptör yok. Aşağıda adaptör sevmeyenler için güzel bir nokta. Şimdi esas olarak değineceğimiz diğer noktalardan bir tanesi de 90 serisindeki diğer monitörlerle bu monitör arasındaki farklar ortak noktalar. Baktığın zaman internete bazen çok farklı kodlar da aynı 90 serisinde monitörler görüyorsun. Bizim incelediğimiz IPS paneli 27 inç i2790 modelinde PKU'da ne var? 1920-1080 x Full HD çözünürlük, VGA HDMI DisplayPort bağlantısı, USB 3.0 çoklayıcı portu var. Burada diğer modellerde genel olarak gördüğümüz şey USB 3.0 portu ekstrasının olup olmaması Recep. Burada en hesaplı olan modellerde VGA HDMI Port yine var ama USB 3.0 yok. Bir de ailenin 1440p çözünürlükte en üst modeli var. O da yüksek inç yani geniş ekran sevenler için çözünürlüğü arttırıp daha yüksek bir DPI, daha yüksek PPI değeri sunuyor. Bunların özelliklerini makale kod isimleriyle birlikte bulabilirsiniz. Genel olarak aralarında tercih yapmaya çalışan kullanıcılara yardımcı olsun diye bu incelememize onları da kısaca dahil ettik. Sonuç olarak i2790 genel amaçlı kullanım için evde veya ofiste kullanım için uygun bir monitör. Fakat yeni nesil bir IPS panel kullanması sayesinde istediğiniz zaman ara sıra oyunda oynayabilirsiniz. Eskiden zaten böyle bir oyuncu monitörü trendi ya da ayrımı yoktur. Evet. Aldığımız bütün monitörler 60 Hz'di. Full HD o zamanlar çok yüksek bir çözünürlüktü. Ve de bu panel farkları da çok iyi bilinmiyor. Evet. Yani genel olarak baktığımız zaman özellikle bütçemiz biraz dar olduğu zaman 144 Hz'lere ya da çok oyuncu odaklı monitörlere çıkamadığımız zaman yine bakacağımız monitörler bu aralıkta kalıyor. Bakıyorsun Full HD 60 Hz IPS panel biraz daha ilgini çekiyor. de burada kendi segmentinde sıralanan modellerin arasından özellikle tasarım, çerçevesiz tasarım ve renk açısından sıyrılmayı başarmış. E, teknik özelliklere, performansına, oyun oynadığımız zaman görüntü kalitesine, ghosting olup olmamasına baktığımız zaman bu kategoride listelenen modeller arasında kesinlikle tercih edilecek bir model olduğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde ne söyleyebiliriz? 24 inç model, 24 inç model tercihini özellikle masanıza, bilgisayarınızın konumuna göre yapmanız gerekiyor. Daha üzerine çıktığınız zaman 32 inç, 32 inç körde farklı modeller var. Onların da incelemeleri yine Teknopatnet'te görebileceksiniz. Marka değişiyor orada. Philips'in var, AOC'nin var. Çok farklı seçenekler karşımıza çıkıyor. Evet oraya çıkınca tabii çözünürlüğünde 1440p yapmakta fayda var. Evet sizlerle birlikte AOC'nin i2790 yeni PKU monitörünü inceledik. Monitörle ilgili bütün sorularınızı bize yorumlarda sorabilirsiniz. Makalede merak ettiğiniz ek detaylarına cevaplarını bulabilirsiniz. Evet. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi